Vatan bizim namusumuzdur. Peki soruyorum sizlere kardeşlerim. Hemen aklınıza şu gelecek. Ya bu Orta Doğu'da bu kadar kıyamet neden kopuyor? Neden bizim ülkemizde, neden Orta Doğu'da bu yanan fitne ateşi neden hiç sönmüyor? Aklınızdan çıkarmayın. Bunu unutma. Evladına da bunu tembih et. Bu şuurla hayat sür. Bir, İslam toprakları ve İslam beldeleri ayağa kalkmasın. Güçlü olmasın. Birlik olmasın. Çünkü İslam amcası Ebu Talip dahi olsa gelen peygamber Ebu Talib'i eliyle reddeden bir sistem getiriyor. Ebu Leheb, amcası olan Ebu Leheb'e, bu davaya set çekmeye çalışana yeryüzünü dar ediyor. İslam köleliğe, sömürüye, haksız kazanca dur diyor. İslam'ın kendisi adalettir çünkü. İslam'ın kendisi adalet olduğu için İslam dışı güçler, yeryüzü işbirlikçileri bizi birbirimize her zaman koymaya çaba sarf ediyorlar. Öyleyse uyanık olmamız lazım. Nasıl tıpkı Ramazan ayında bir kardeşin sana kötü söz söylediği zaman, sana sataşmaya kalktığı zaman ne diyorduk? Ben orucum. Ben orucum. Ben orucum diyorduk değil mi? Hayatımızın her alanında bu cümle bizim Müslüman kardeşlerimizin arasında sembol olması lazım. Ben senin kardeşinim. Ben senin kardeşinim. Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslüman Müslümanı gammazlamaz. Müslüman Müslümana ihanet etmez. Müslüman Müslümanı öldürmez. Müslüman Müslümana gayrimüslimlere, kafirlere peşkeş çekmez. Ama oluyor. İşte bu terbiyeye, bu imana ihtiyacımız var. Kafamız kesilse dahi, kafamız değil, bütün vücudumuz lime lime kesilse dahi, birliğimizin, devletimizin, vatanımızın bizi mayalayan değerlerden asla ödün vermememiz gerekiyor. Öl yeri geldiği zaman, ama o ölüm vallahi senin için hayattır. Hayattır. Tıpkı Hanzala gibi hanımı geldiğinde ağlayarak Resulullah'a diyordu ki, daha banyo yapmadık hocam. Ne oldu benim kocamın durumu ya Resulallah? Gözlerini semaya diktiğinde Allah Resulü, ey hanımefendi, sana müjdeler olsun. Şu anda senin kocanı cennette melekler zemzemle yıkıyorlar. Bizim inancımız bu.